Teşekkürler Sayın Başkan. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Atatürk diyor ki, devletin yüksek bünyesinin sarsılmaz temeli olan milli ideali, milli varlığı ve bağımsızlığımızı koruyup kollayan Cumhuriyet ordusunun ve onun kıymetli ve fedakar mensuplarının daima hürmet ve şeref mevkiinde tutulmasına özel itina gösteriniz. İşte bu söz hepimize büyük bir derstir değerli milletvekilleri. Özellikle de AK Parti'ye büyük bir derstir. Çünkü 18 yılda orduya şunları yaşattınız. 2003'te askerimizin başına çuval geçirildi, müzik notası dahi veremediniz. 2007'den sonra FETÖ'nün kumpaslarına müsaade ettiniz. Subaylar ben dahil terörist olarak yargılanırken ha burada teröristleri kırmızı halılarla karşıladınız. 26. Genelkurmay Başkanı'nı terörist sanık olarak 26 ay hapis yatırdınız. Terörist Şenlin Sakı'ı ona tanık yaptınız. 2008-2014 yılları arasında FETÖ işkenceleriyle ve FETÖ'cü doktorların sahte sağlık raporlarıyla 3000 askeri öğrencinin harp okullarından atılmasını izlediniz, halen haklarını vermediniz. Kozmik Oda'ya FETÖ teröristlerini soktunuz, askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. Kumpaslarla alan temizliği yaptılar, FETÖ'cüleri general yaptınız. Sonra aldatıldık, kumpas yaptılar dediniz ama halen Ali Tatar'a şehit diyemediniz. Mezarına gidemediniz. Donanmanın kutup yıldızı Amiral Cem Çakmak'ı Türkiye Cumhuriyeti gemilerinden birinin adını veremediniz. 15 Temmuz'dan sonra da fırsat bu fırsat. Kuvvetler ve Genelkurmay'ı ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladınız. Genelkurmay'ın içini boşalttınız. Askeri liseleri kapatarak betonları cezalandırdınız. Milli Savunma Üniversitesi kurdunuz. Başına bir tarih hocası getirdiniz. Harp okullarını ona bağladınız. Askeri hastaneleri kapattınız, sağlık sistemini bozdunuz. İlk müdahale yapılamadığı için maalesef şehit sayılarımız arttı. Askeri mahkemeleri kaldırdınız, disiplini zayıflattınız. 15 Temmuz darbesinde terör tehdidi var denilerek suça sürüklenen masum askerlere maalesef sahip çıkmadınız. Halen FETÖ'nün bunları istismar etmesine müsaade ediyorsunuz. Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi askeri öğrenci alım komisyonlarında haksızlıklar yaptınız. Yüksek Askeri Şura'yı ilgili ilgisiz sivillerle doldurdunuz, ordunun işleyişini bozdunuz. Yaşta yaş işler yaptınız, kıyım makinesi gibi çalıştırdınız. 15 Temmuz gecesi kumpaslardan mağdur olan komutanlara güvendiniz, sonra onlarla işiniz bitti, onları emekli ettiniz. Afrin'e bayrak diken Mustafa Barut'a önce kahraman dediniz, 2019 yaşta emekli ettiniz. Risk ve tehdit ortamında izlediniz. 2020 yaşında geçmiş yıllara oranla 2-3 kat daha fazla albayı emekli ettiniz. Albay kıyımı yaptınız. Aralarında Tugay Komutanı, Tugay Komutan Yardımcısı, Kurmay Başkanı, Daire Başkanı, Pilot, Okul Komutanı, Özel Kuvvetler personeli var. Hayırdır? Bu mu milli tavır? Ve tasfiye bitmedi. 15-10-2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Savunma Bakanlığı personelinden bakanlığa intibak edemeyenler sınırlamaya tabi tutulmadan başka kurum ve kuruluşlara gönderilebilir dediniz. Ne demek bu? Milli Savunma Bakanlığı'nın içini ben boşaltacağım demek. Neden buna ihtiyaç duydunuz? Bu mu milli tavır? İşte böyle muameleye tabi tutulan ordumuz bunlara, bütün yaptıklarınıza rağmen Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Mavi Vatan'da destan yazdı. Daima muzaffer olsunlar. Ordu siyasetin emrinde olmalıdır, doğru. Ancak ordu siyasetin oyuncağı olmamalıdır. Bu da doğru. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözler verdiniz, yapmadınız. Astsubaylarımızın kademe derece sorununu çözeceğiz dediniz. 915 gün oldu. Makam görev tazminatı vereceğiz dediniz, unuttunuz. Sözleşmeli erler evlerine çıkabilecek dediniz. Komisyonda dedim ki sorun çıkar. Böyle göndermeyelim, sorun çıktı, %20'sinden fazlası evlerine gidemiyorlar. Ve 7 yıllık görev süreleri sonrasında da kamuya geçmekte, memur olmakta zorlanıyorlar. Bunları çözmediniz, yıllık izinleri zaten sorumlu. Binbaşılarımız makam tazminatı alamıyor dedik, söz verdiniz, yapmadınız. En fazla şehit veren uzman çavuşlarımızı yandaş kanallarınızda kadro yolda diyerek aldattınız. Ama bunu çözmediniz. Şehit olsa cenaze namazını kıldıracak imama 3600 vereceğiz diyorsunuz ama uzmanımı görmüyorsunuz. 6000 sayılı kanun mağdurlarının sorunlarını öncelikle çözeceğiz dediniz. Halen sıra gelmedi. 20 bin malum sayılmayan gazimizi burada ben söyledim.
Grup başkan vekili söz verdi, çözeceğiz, çalışıyoruz dedi. Halen sıra gelmedi. Yani bunların hepsi havada kaldı. Ancak onlar Kuvayi Milliye'nin evlatları. Onlar fedakarca görevlerini... Tamamlayın sözlerinizi. Onlar Kuvayi Milliye'nin evlatları. Onlar fedakarca görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Ana vatan Türkiye, yavru vatan Kıbrıs, mavi vatan denizlerimiz, gök vatan semalarımız ve Azerbaycan'da kutsal nöbetlerine devam eden kahraman Türk ordusuna sonsuz selam olsun. Ordunun bir evladı olarak ben de Yüce Meclis'ten kalbimizin ve zihnimizin duvarlarına kazınmış olan o sözü tekrarlıyorum. Mevzu bahis vatansa bizim için gerisi teferruattır. Ve Kuvayi Milliye dimdik ayaktadır. Türk milleti dimdik ayaktadır. Güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.